Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır video çekmiyordum açıkçası. O yüzden bugün video çekmeye karar verdim. Bu sanırım bir vlog olacak. Şu an öğle arasındayım. Okuldan çıktım. Tekrar bir dersim daha var. Daha doğrusu iki dersim var ama ben sadece bir tanesine gireceğim. Bunun sebebi de şu. Balıkesir'e gidiyorum. Balıkesir'e gitmemin sebebi de diş tellerim sanırım artık çıkacak. Yani bunu umut ediyorum. Çıkacağını umut ederek gidiyorum. Umarım çıkar. Hem bir vlog çekmiş oluruz hem de diş tellerim çıkarsa before after yaparız diye böyle bir video, vlog çekmek istedim. Neyse, bavul hazırladım. Çünkü zamanım kısıtlı açıkçası. Saat 3.30'a bilet almıştım. O yüzden dersten çıkınca direkt bavulumu alıp hemen koşarak minibüse yetişeceğim. Şunu hazırladım. Yani bu umarım odaktayımdır. Orta boy olanı hazırladım. Ya aslında orta boyluk götürdüğüm eşya yok ama işte birkaç yazlık koydum artık burada giyilmeyecek. Bir de Balıkesir'den dönerken belki bir şeyler alırım, eklerim diye garanti aldım büyük. Okul nasıl gidiyor diye soracak olursanız. Okul güzel gidiyor açıkçası. İlk kuizimizi olduk. Güzel geçtiğine inanıyorum. Sonuçları daha açıklanmadı. Dün olduk çünkü. Bu arada bugün 10 Ekim. Ayrıca yarın doğum günüm 11 Ekim. Aslında bu da iyi oldu. Ailemle beraber geçirebileceğim doğum günümü. Saat kaç? Saat 1.30'a geliyor. Şimdi derse girmeye gidiyorum. Sonra tekrar görüşürüz. Bu arada küçük bir güncelleme. Hasta olduğumu söylemeyi unuttum. Sesim bu yüzden böyle, kusura bakmayın. Açıkçası grip değilim ama dondurma yedim ve boğazlarım pert oldu. Ama şu an daha iyi haldeyim. Evet, hadi gidelim. Bambaları kapatıyoruz. Dolabımızı kilitliyoruz. Nasılsa tekrar geleceğiz şimdi. Anahtarlığımı değiştirdim bak. Küçük ayıcığımı taktım. Evet, çok önemli bir ayrıntıydı bu çünkü bilmeniz gerekiyordu. Kapıyı kilitlemeyi beceremem. Aynı zamanda videoya bakıyor muyum çünkü o yüzden? Asansör 5. katta. Hiç hoş değil. Ben ne zaman zaten asansör çalışsam ya 6'da oluyor ya 5'te ya 4'te oluyor. Saat bekliyorum. Bu arada şurada tatlı bir ayna var. Görüyor musunuz? Bu ayna tam bir kurtarıcı. Geçebilirsiniz. Hava hala sıcak burada. Ama esiyor işte, bazen üşüyorsunuz. Şu an ceketimi almadım. Ama anne gerçekten esmiyor şu an. Lütfen kızma bana. Annem beni izliyor bu arada. Evet, insanlar çoğalmaya başladığı anda videoyu kapatacağım. Çünkü hala kimse YouTuber olduğumu bilmiyor. Yani bilen çok az kişi var. Sanırım. Oh, selam. Yurda geldim şimdi. Bavulumu alıp çıkmayı planlıyorum. Çok yoruldum. Çok sıcak. Koş 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 koş. Tamam, geliyorum. Hadi koş. Koş 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 koş. Canım. Selam herkese. Hemen kendimi gösteriyorum. Bugün cumartesi, evet. Cumartesi 12 Ekim sanırım. Ve ben videoya devam ediyorum. Açıkçası çok az da video çekemedim. Akşam çektim ama onlar çok karanlık olduğu için muhtemelen koymayacağım. Şu an belki de koyarım. Neyse, şu an Balıkesir'deyim. Sabah dişçiye gittim. Ve görmüş olduğunuz üzere hala tellerim çıkmadı. Hala çıkmayacak. Gerçekten Şubat'a kadar çıkmayacak. Bu konu hakkında da daha fazla konuşmak istemiyorum sanırım. Çünkü artık 3 sene oldu. 3 sene yani. Sıkıldım, anladınız mı? Çok sıkıldım. Neyse, şimdi de böyle ailecek böyle bir şeyler yapalım dedik. Bir yerlere gidelim falan dedik. Yani AVM vesaire.
Şöyle görüyor musunuz ki beni? O yüzden ben de hazırlanıyordum. Ya aslında hava sıcak ama ben biraz hastayım gerçekten. Sesim falan hala kötü. O yüzden böyle bir sweat giydim. Yani uzun kollu. Altıma da kot giydim. Çok rahatım. O yüzden birkaç bir şey almıştım. Size onları göstermek istiyorum. Ama lütfen odamın dağınıklığını görmezden gelin. Çünkü yani burası böyle şey oldu. Hani geldim bavulla ve bavulu buraya attım. Aldığım her şeyi buraya attım, tıktım falan öyle oldu. Kusura bakmayın. Toplayamıyorum yani. Gerçekten hasta olduğum için mecalim yok. Şimdi öncelikle ne aldıklarımı bir göstereyim size. Selam. Aynadan. Bu arada burada hiçbir şey kalmamış gördüğünüz gibi. Benim makyaj organizerlerim vardı ya burada. Onlar artık yok. Onun yerine annem çiçeğimi koymuş buraya. Neyse. Dün Rossmann'dan şunu aldım. Nivea'nın Derma Makeup Cover şey fondötenini aldım. Bunu zaten görmüşsünüzdür. Bir ara çok övüyorlardı. Ben Nivea'dan önce de kullanmıştım. Bayağı kapatıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden aldım. Fiyatı da 50 TL'den. Niye odaklamıyorsun? Hadi. Neyse fiyatı 25 TL'ye düşmüş. O yüzden aldım. Ondan sonrasında şu gratis indirim olduğu zaman bunu almıştım. Pastel'in Express Volume maskarası. Ben sevdim açıkçası bayağı. Bu da kendim gösteriyorum şöyle. 16 TL falandı. Uygundu bu da. Ve hoşuma gitti. Eğer odaklarsa size göstereceğim. Onun dışında yine Rossmann'dan bu arada sanırım Rossmann'da indirim vardı. Hala var mı bilmiyorum. Rossmann'dan şunu aldım. Bu kuru şampuan. Bu da daha önce kullanmıştım ama ambalajı değişmiş. Güzel bence. Fiyatına göre aşırı uygun. 9 TL'ydi. Şöyle bakın. İsa'nın ürünü. Bir diğer aldığım ürün ise Nivea'nın dudak kalemi. Ve 031 numarası. Bu da şey nasıl desem. Genellikle her dudağa uyan odaklı artık lütfen renk. O yüzden aldım. Daha önce de kullanıyordum. Bunu değil ama Golden Rose kullanıyordum galiba. Sonra bunlar aslında alalı bayağı oldu da ben sevdiğim ürünleri göstereyim şu an size. Çünkü kullanma fırsatım oldu. Şunu Vaseline lip terapi şey lip balm bu. Böyle açarak hani sürülenlerden var ya. Bunu almıştım. Bunu gratisten almıştım. Bence bayağı nemli tutuyor. O yüzden ben sevdim bunu. Bu da şey kakao yağı içeriyor. Kokusu çok tatlı. Çok güzel. Onun dışında burada aldığım başka bir ürün yok. Tamam. Şu bavula gelelim. Önce şunu da göstereyim. Şöyle bir şey aldım. I don't care diyor. Tam olarak şu an şeyi anlatıyor yani. Benim ruh halimi anlatıyor. Böyle bir sweet diyelim buna artık. Bunu kaç paraya aldığıma inanamayacaksınız. Bu sadece 5 TL'ydi. Nereden aldım? Moudon diye bir yerden aldım Balıkesir'de. Balıkesir'de yaşayan varsa baksın. Her şey indirimde. Bu böyleydi. Ha, sonra şunu göstereceğim. Şöyle bir ne denir artık buna? Yağmurluk diyebiliriz. Bir dakika. Yağmurluk aldım. Bunu arkadaşlar Leton'muş bunun markası. Bunu daha önce ayakkabısını kullanmıştım. Bunu Bim'den aldım. Bilmiyorum hala var mı? Rengine bayıldım. O yüzden Bim'den aldım. Bu o yağmurluğun fiyatı da 50 TL'ydi. Çok uygundu. Biraz da o yüzden aldım. Sonra şimdi şöyle şuraya bavuluma yaklaşıyorum biraz da. Birkaç tanesini koydum çünkü aldıklarımın. Şöyle çoraplar aldım ben. Şu gördüğünüz beyaz. Biraz uzun. Normalde ben uzun çorap giymeyi hiç sevmem böyle. Görünmesini sevmem ayakkabıdan ama bunlar böyle şey ya moda ya hani. O yüzden böyle aldım artık bunları böyle çekip çekip giyeceğim pantolonlarımın üstüne. Bir tanesi de böyle çok tatlı pembe panterli. Bir de şeyle aldım. Şöyle sünger boklu. Çok güzeller. Çok tatlılar. O çorapları da Kralon'dan aldım.
Balıkesir'de Kralon diye bir bijuteri mağazası var. Oradan aldım. Sizin de şehrinizde varsa bakın. Bu çoraplar da 3,5 TL'ydi. Sonra şöyle bir deneme boyu panten aldım. Şampuan. Bu da sanırım 3,5-4 TL'ydi, hatırlamıyorum. Rossmann'dan aldım. Şey kullandım akşam saçlarıma. Şey mi? Yeter artık. Bilmiyorum, görüyor musunuz saçlarımı? Hacimli yaptı. Ben beğendim açıkçası. Bunun belki büyüğüne bakabilirsiniz. Allah'ım odaklasana ya. Şöyle. Büyüğüne bakabilirsiniz. Çünkü saçlarımı hacimli yaptı. Sadece belki alt uç kısımlarına böyle krem sürebilirsiniz. Birazcık şey gibi görünüyor. Tülermiş gibi. Neyse, ama özet olarak güzel. Çünkü benim saçlarım ince telli ve böyle çabuk böyle yapışıyorlar. Ben onu sevmiyorum. Bu hacimli yaptı saçımı. Hala yurt alışverişine birazcık devam ediyorum. Eksikler yavaş yavaş çıkıyor. Şöyle mandallar aldım. Tahta. Bunları şey için aldım. Mesela işte birkaç paket açıyoruz ya, işte cips paketi olur falan. Onların böyle ağzını kapatmak için aldım. Çünkü onlar açık durmamalı. Bir de suratım kadar bir organizer aldım. Buna da şeyleri koymayı planlıyorum. Çatal, kaşık, bıçaklar. Ondan sonra işte bu mandalları da buraya muhtemelen koyarım. Öyle güzel olur diye düşündüm. Yani kafam görünmüyor ki benim. Sığar diye düşündüm, o yüzden aldım. Bu kadar şey mi aldım ben? Sanırım bu kadar şey almışım. Ay, çok yoruldum. Evet. Çok harika bir açıdayım gerçekten. Şu an çok harika bir açıdayım. Şöyle duralım. Tripodumu getirmedim. Onu da taşımak istemedim artık. Bu arada ben anlatayım size ne olduğunu. Yurttan çıkış videomdan sonra ben otobüse bindim ve Balıkesir otobüsünü beklemeye başladım. Her neyse, ben Balıkesir otobüsüne de bindim. Oraları çekemedim çünkü bavulum çok ağırdı. Hala yine ağır olacak. Çekemeyeceğim muhtemelen gidişimi de. Ama yani sağ salim geldim buraya. 3,5 otobüsüydü. 4'e doğru falan geldi işte. 3 saatte Balıkesir'e geldim. 3 saatte evdeydim yani. Hatta 3 saatten daha az bir zamanda geldim. Bu arada şey kullandım. Çanakkale'den Balıkesir'e direkt otobüs seferi yokmuş. Yani büyük firmaların. O yüzden böyle küçük VIP firmalar falan vardı. İki tane vardı. Biri Balıkesir Turizm, biri de Akçay Travel. Ben Akçay Travel'i kullandım. Yani iyiydi, çok kötü değildi açıkçası. Ama şimdi bugün gördüm, Balıkesir Turizm'in arabaları daha güzeldi. Bu sefer biletimi ona aldım. Ama dediğim gibi işte direkt araba olmadığı için onlarla gitmek zorundayım yani. Ne demeye çalışıyordum ki ben? Unuttum şu an. Neyse, ben gideyim şimdi hazırlanayım. Bir yerlere gideceğiz çünkü. Ve bu odayı toplayayım birazcık. Sonra tekrar görüşürüz. Belki birkaç görüntü daha çekerim. Gidişimi kesin çekerim ben size. Bu böyle kaç gün oldu? Ben Perşembe çıktım. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. 4 günlük bir vlog olacak muhtemelen. Uzun zamandır video atmadım. Size atamadım daha doğrusu. Birincisi, çekecek bir şey bulamadım. Okul turundan sonra. İkincisi de pek zamanım yoktu açıkçası. Yani yeni yeni adapte oluyorum ders saatlerine falan. Peki elimi böyle yapmam. Son olarak da şeyden bahsedeceğim. Sanırım tam olarak hatırlamıyorum abone sayısını ama 944 falandı galiba. Teşekkür ediyorum hepinize. Beni ya açıkçası bu kadar abone sayımın artacağını tahmin etmezdim. Etmiyordum ve hani bunun içinde başlamamıştım açıkçası. Ben sınavdan çok sıkıldığım için başlamıştım. Böyle birazcık eğlenmek için başlamıştım ama gerçekten bir yere geldiğini görünce şu an hani ciddi bir şekilde devam etmeye karar verdim sanırım. Bilmiyorum, bunu hala düşünüyorum. Eğer derslerim el verirse ciddi bir şekilde devam edeceğim. Neyse, sözün özü, size teşekkür ediyorum beni takip ettiğiniz için. Eğer bu videoya da ilk defa geliyorsanız, videolarımı beğendiyseniz ya da beni samimi bulduysanız kanalıma abone olabilir ve beni takip edebilirsiniz. Tamam, görüşürüz. Bay bay.
Şey, bir şey daha almıştım da onu göstermeyi unuttum. Tekrar geldim. Böyle görünse keşke. Keşke odaklansa. Ve tatlı bir tane anahtarlık aldım. Yurt anahtarlığıma takmaya. Öyle göstereyim dedim size. Bay bay. Bir de böyle şıkır şıkır yapıyor. Günaydın herkese. Yani bana günaydın. Size de iyi seyirler. Bugün pazar. 13 Ekim. Ve ben artık Çankale'ye geri dönüyorum. Geri döneceğim yani. O yüzden şimdi hazırlanacağım. Birazcık çekeyim dedim. Bir de hani şu yeni aldığım fondöten vardı ya, onu denemek istiyorum. Onu denerken siz de yorumlarıma bakın diye video çekmek istedim. Hadi başlayalım. Bu arada yine aynı şeyleri giyiyorum ama bir sonraki gündeyiz. Hava soğuk aslında ya. Yani ben sıcak olacağını düşünmüştüm. Kısa kolu giyecektim de. Sonra üşümek istemediğim ve hasta olduğum için dedim ki sen yine dün giydiklerini giy. O yüzden aynı şeyleri giyiyorum. Biletimi 1.45'e almıştım. Saatimiz şu an. Saatimi takayım hatta. 11 diyebiliriz. 11'e 5 var. 12.30 gibi evden çıkmayı planlıyorum. Annem de gelecek beni bırakmaya. Şey, sonra da binip gideceğim. Şeyi indirdim. Bilmiyorum, Supernatural diye bir yabancı dizi var. İzleyen varsa buraya yorum bıraksın. Onun 15. sezonu, final sezonu çıktı. Birinci bölümü. Onu izleyeceğim. Çok sabırsızlanıyorum ilk bölümünü izlemek için. Burada izlemedim ailemle vakit geçireyim diye. O yüzden şimdi indirdim onu. Ya laptoptan ya da telefondan izleyeceğim. Bakalım. Çok merak ediyorum. Bu arada şimdi tam bu konu gelmişken şey soracağım size. Böyle izlediğim yabancı diziler benim bayağı var. Böyle önerdiğim, izlediğim yabancı diziler hakkında bilgi verdiğim bir video ister misiniz? Bunu bana yazabilirsiniz. Yani işte şunları izliyorum mesela. Onlar hakkında bilgi veririm. Konuları hakkında bilgi veririm. Ya da işte izlemelisiniz, izlememelisiniz. Sıkıyor falan derim. Bilmiyorum. İstiyorsanız yorumda belirtin. Şu an fondöteni kullanıyorum. Bu arada içi de böyleymiş. Bakalım nasıl olacak. Saçlarımı toplayayım. Aslında önce yüzüme mi sürmeliydim yoksa fırçaya mı? Fırçaya sürdüm ben ama. Bu arada kokusu güzel. Hani böyle bir kız vardı ya, duş kokluyordu. Hep o aklıma geliyor. Bilmiyorum şey, ben şimdi süreyim mesela yüzüme bakın. Yüzümde sonra nasıl bir hal alacak, sonra ona bakarsınız. Şöyle alıp. Çok oldu galiba bu. Çok oldu. Baya çok oldu. Niye bu kadar geldi ki? Neyse. Sanki düğüne gidiyorum. Alt tarafı otobüse binip Çanakkale'ye gideceğim. Ama ben böyleyim işte. Bayılıyorum makyaj yapmaya. Yani kendimi iyi hissediyorum. Hiç kimse için değil yani. Gerçi herkes artık makyaj yapıyor. Ya da ne bileyim. En azından estetiğim yok. Aslında keşke suratımı bir tarafına sürüp bir tarafına sürmeseydim. Ama fark ediyor zaten. Çok güzel kapattı bence. Ve bir kat. Şurada bir ışık çıkmıştı. Hala izi geçmedi. Çok sinir ediyorum. Onu bile kapattı. Harika. Gibi kılacağım. Bu da dün söylediğim, gösterdiğim maskara. Bir de kalem vardı. Bu benim gayet böyle günlük makyajım. Okula giderkenki makyajım. Bir ara çok fazla fark kullanıyordum. Böyle işte turuncu tonları, kahve tonları falan. Sonra dedim ki her gün böyle makyaj yapılmaz yani. Çarşıya çıkarken mesela öyle gözümü makyaj yapıyorum. Bu kalemde şunu fark ettim. Altına böyle balm sürdüğümde çok fazla etkili olmuyor rengi. Biraz daha dudağınızın kuru olması. Bu da eski bir maskara ucu işte. Bunu daha önce göstermiştim de yani. Kaşlarımak için çok güzel oluyor.
Bu arada biri demişti ki videoda kaşlarını boyuyorsun. Arkadaşlar kaşlarımı boyamıyorum ya. Bildiğiniz bu normal şey. Kuru yani. Kaşlarım kalın. Ve ben kalın kaş seviyorum. İnce kaş yüzümü olduğundan şişman gösteriyor. Ve zaten şu an kalın kaş moda. Çok önceden aldığımda biraz inceltmiştim. Ve bu halini daha çok seviyorum açıkçası. Dünkü maskaralar hala gözümde. Ben makyajımı çıkarmadım. Ya aslında şu an gerek bile yok tekrar sürmeye. Gerçekten güzelmiş bu. Öneriyorum şu an. Fiyatı çok uygundu. 16 TL'ydi. Ama sürsek mi ki bir daha? Bir daha sürmeyeyim ya. Süreyim mi ki? Şu çok hafiften sürüyorum böyle. Çok almadan. Kirpiklerim kopacak. Üst üste bu kaçıncı kat biliyor musunuz? Üçüncü kat. Bir şey soracağım. Mesela ben böyle makyaj yapıyorum ya. Yani. Konuşarak mı makyaj yapayım? Yoksa mesela böyle hızlandırıp arkaya müzik mi koyayım? Ya da mesela sıkılıyor musunuz ben makyaj yaparken hiç mi koymayayım? Mesela ben şu an konuşuyorum ya. Benim için vakit de geçiyor aynı zamanda. Hani makyaj yaparken boş vakit geçirmemiş oluyorum. Çünkü size bir şeyler anlatıp aktarıyorum. Yani makyaj videolarında tabii ki mesela olursa ürünleri detaylı anlatırım da. Hani mesela bu vlogun içinde ya. Bilemedim o yüzden sorayım dedim. Ya muhtemelen kızlar sıkılmıyordur da. Erkek takipçilerim varsa sıkılıyor olabilirler gibime geliyor. Neyse erkek takipçilerim de buraları hızlıca geçebilirler. Sonuçta her iki cinsiyete de hitap ediyoruz. Bu arada yine bu bir diş teli videosu olarak başlamıştı aslında. Yani buraya geliş amacım diş tellerimdi. Dün doktora gittik işte. Sadece ölçü alındı benden. Bu şimdi diş tellerim çıkacak ya benim. Ondan sonrasında böyle bir damak şey takılacak. Bir böyle plastik bir şeffaf ne denir ona bilmiyorum bir şey takılacak. O da şey için dişler eski yerlerine tekrardan gelmesin diye sabitlemek amacıyla. Onun ölçüsü alındı benden sadece. Ama ben de düşünmüştüm ki o ölçüyü almak için önce bu diş tellerinin çıkması lazım. Çok yanlış düşünmüşüm. Öyle bir şey olmadı. Yaklaşık 2 ay, 3 ay falan daha var önümde. 2 tane daha randevum var. Bilmiyorum ne zaman çıkar. Hiçbir fikrim yok ama çıktığında size haber vereceğim. Zaten videolarda görürsünüz çıktığını. Şey. Bir de şey olacakmış. Bilmiyorum dişleri kullanan var mı daha önceden. Dişlerimin arkasına bir tel daha yapılacakmış. O da yine dişler eski yerlerine gelmesin diye. Benim bundan haberim yoktu. Sadece daha geçen gün arkadaşımla konuştuğumda o söylemişti bana böyle böyle yaptılar diye. Ama ben doktorun bana böyle bir şey yapacağını bilmiyordum. Neyse önemli değil zaten arkasında olacak da yani. Böyle ağzımda bir şeyler olmasından çok sıkıldım artık o yüzden diyorum. Bir an önce çıksa da kurtulsam. Ama sonuçta bunların düzelmesini istiyorsam biraz da zahmet çekmem gerekiyor. Şu an hala gerçekten böyle tam olarak dümdüzler ama olması gereken yerde değiller. Mesela şu orta çizgisi düzgün değil. Ben fark ediyorum. Böyle. Neyse ben gideyim artık hazırlanmış. Evet şu an gidiyorum artık. Şurada da bir kedi var. Çanakkale'de görüşürüz. Selam.
Arabalardan beni duyabiliyorsunuzdur umarım. Ben şu an Çanakkale'ye geldim. Ve otobüs bekleyeceğim. Yurda çıkmak için. Çünkü bunlarla yürümek aptallık olur. Videoyu da burada bitiriyorum. Çünkü artık çekecek bir şeyim kalmadı. Ve gidip yerleşeceğim. Öyle. Şöyle göstereyim size geldiğimi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu sefer diğer elimle kapatamıyorum çünkü virüs taşıyorum. Bay bay.